Beraber Uludağ Ekonomi Zirvesi'nden yayınlarımız devam ediyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in açılış konuşmasıyla başladı zirve. Oturumlar devam etmekte. Gündemdeki bir konuyu konuşacağız. Özellikle havacılık konusunda son günlerde çokça konuşuluyor. Cep telefonundan daha büyük elektronik cihazların kabin içine, uçakta kabin içine alınmaması konusu. Bununla ilgili en yetkili isimle konuşacağız. TAV grubu CEO'su Sani Şener konuğumuz. Sani Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, sağ olun. Şimdi sizi tabii yakından ilgilendiriyor. Evet. Bu konuda en yetkili isim sizsiniz. Bu karar neden alındı? Bu karar sizce ticari mi, ekonomik mi, yoksa güvenlik nedeniyle mi? Şimdi tabii ki güvenlik nedeniyle olduğu kesin. Yani diyorlar ki işte Amerikan Özel Kuvvetleri'nin Yemen'de yapmış olduğu bir baskında elde ettikleri istihbarat neticesinde Amerikan Sivil Havacılık Güvenlik Örgütü TCA kendisi bir havalimanlarına bunu yolluyor. Şimdi ama bunun arkasına baktığınızda ticari bir hava olduğu ortada. Yani şöyle diyebilirim, güvenlik doğrudur, ticari doğrudur ama siyasi değildir. Yani bunun böyle bir siyasi olduğunu da söyleyenler oluyor, alakası yok. Bu bir ticari olay olmasının nedeni şu, bir güvenlik tehdidini ticari olarak kullanıyorlar. İki tane şey var. Birincisi Türk Hava Yolları başta olmak üzere Emirates, Etihad ve Doha da bulunan Katar Hava Yolları gerçekten dünyada çok büyüdüler. Çok başarılı oldular. Oraların havalimanları da çok gelişti. Türkiye'nin de ve o Orta Doğu havalimanlarının da. Yani Abu Dhabi Havalimanı'nı biz yapıyoruz. Katar'ı biz yaptık. İstanbul'u biz yaptık, hem de işletiyoruz. Hepsini biliyoruz. Yani bu havalimanlarındaki güvenlik derecelerini de biliyoruz. En üst düzeyde güvenlik zaten vardır. Fakat bu arada söyledikleri şu. Diyorlar ki bu istihbarattan aldıkları iPad'in içine teröristler patlayıcıyı yerleştirmeyi becerdiler. Bunu istihbaratını almıştır. Onun için yolcu yanında bunun olmaması gerekiyor. Ve bagaja giderken de biz tomografik cihazlarla, yani çok hassas cihazlarla taradığımız için bütün bu havalimanlarında bagaja gitsinler diyor. Yukarıdaki X-ray'lerde, yani sizin yolcuların gördüğü X-ray'lerde de aslında patlayıcı taraması yapılıyor. Hem silah hem patlayıcı taraması yapılıyor. Ama burada yapılırken bilgisayarla yapıldığı için bir güvenlik görevlisinin kontrolü var. Hani onun gözünden kaçabilme ihtimalinin, milyonda da bir olsa kaçabilme ihtimalini riski sıfır indirmek için tomografi cihazına vermek istiyor. Çözümü nedir? Yani bizim güvenlik görevlisi arkadaşlarımız kendilerine dedi ki, ya biz dedi bu istedikleri tomografik cihaz 245 bin dolardır. Yani bir şey değil. Bunu yukarıya çıkaralım. Amerika uçuşlarına bu tomografik cihazları koyalım dedi. Ama bunu şimdilik kabul etmediler. Yani bunu kabul edebilmeleri gerekiyor. Aslında biz X-ray'lerin arkasında da ETD diye bir cihaz var. Onunla da bunu yapıyoruz. Şimdi birincisi bu hava yolları ile ilgili. İkincisi de tabii dünyada biliyorsunuz küreselleşme ile birlikte sınırlar ortadan kalkmıştı. Şimdi korumacılık biraz gelişmeye başladı. Bir Amerikan firması yeni bir cihaz daha yaptı. Bu sadece Amerika'da kullanılıyor. Dünyanın hiçbir yerinde kullanılmıyor. Bu da Advanced Hand Baggage Screening, AHBS. Bu cihazda çok gelişmiş el bagajını da screen eden bir cihaz. Yani bunun da satışı olabilir. Yani bunun da satışı düşünülebilir. Çünkü niye? Yani diyor ki bana gelen yolculara diyor Amerika, ben bunu uygularım diyor. 14 saat uçacak yolcular da iPad'siz binmek istemezler. Hele çocuklu anneler, biliyorsunuz iPad'lerle çocuklar çok uçakta mutlu oluyorlar. Ama ne oluyor? Mesela Türk Hava Yolları bugün çok güzel bir açıklama yaptı. Türk Hava Yolları çok güzel bir karşı hata geçti. Çok zekice. Bir eğlence sistemlerimi ben değiştiririm dedi. Artı yolculara da iPad dağıtırım dedi. Biter gider. Ha ben ne diyorum? iPad'de doğmadık diyorum. Alırız hard copy raporlarımızı yanımıza. Yine Türk Hava Yolları'na gider uçarız. Yani ama şöyle de bir endişe var. Bagaja giden bilgisayar, tabletler herhangi bir şey başına gelebilir mi? Kırılabilir mi? Böyle de endişeler var. Şeylerde havayolu kullanıcılarında. Olabilir tabii. Çünkü bagajda bir hasar oranı var. Yani bagajlarda bir hasar oranı var. Bu da olabilir. Ama yolcular onu daha bir kırılacak eşya gibi muamele ederse tedbir alabilirler. Fakat buradaki esas konu şu. Yani İstanbul'dan Almanya aktarmalı veya Londra aktarmalı Amerika'ya gidersen bir şey yok.
yanına alabiliyorsun. Ama Türk Hava Yolları ile gidersen yanına alamıyorsun. E şimdi böyle olunca biraz olay tam ticari olduğu ortaya çıkıyor. Yani bunu biz bizim güvenlik görevlilerimiz kendilerine ilettiğinde onların dediği şu, işte biz bu iPad'in içine konacak şeyin Orta Doğu'da yapılacağını düşünüyoruz. İstanbul'da da yaparlar bunu. Yani, bu konularda tabii kafalarda soru işareti yatıyor ve ticari olduğu yönünde de kararın ekonomik ticari olduğu yönünde de soru işareti veriyor. Ama bizim görevimiz şu, böyle bir ihbar gelmiş, böyle bir şey olmuş, gereken neyse biz onu yapacağız. Biz bunu yapıyoruz, ayrı konu. Ama bunun karşı tezlerini bizim savunmamız lazım. Önemli olan yolcu mutluluğunu bozmadan güvenliği artırmak. Yani yolcu konforunu bozmadan güvenlik bir numara bizde. Kesinlikle yolcu ve uçuş güvenliği bir numara. Bunun ama arkasında da yolcu konforu geliyor. Yani bunların bir dengesini bulabilmemiz gerekiyor. Yolcu kaybı olur mu? Yolcu kaybı olabilir ama çok 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 büyük bir yolcu kaybı olacağına inanmıyorum. Yani nedir ki iPad'ini kenara bırakır, bagajına bırakır ama yolcusu uçar. Şimdi ne yapıyorlar? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Ulaştırma Bakanlığımız Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ICAO'ya, yani Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne müracaatını yaptı. Bunu biliyorum. Türk Hava Yolları IATA'ya mutlaka müracaatını yapmıştır. Onların teşkilatı uluslararası. Bizim teşkilatımız da ACI, Airport Council International. Bunun ben Dünya Yönetim Kurulu üyesindeyim. 9 Nisan'da da bizim yönetim kurulumuz var. Ben de konuyu oraya taşıyacağım. Bunlar daha önce biz bu yönetim kurulunda görüşürken biz havalimanları olarak bütün uçakların gelmesini isteriz. Hangi şirket olursa olsun gelmesini isteriz. Ama havayolları şirketleri bir korumacılık isterler. Şimdi bunun için bize hep baskı yapılıyordu bu konuda. Biz bu baskılara karşı yönetim kurulunda tartışırken ben Amerikalı ve Avrupalı arkadaşlarıma şunu derdim. Yani yöneticilerinize söyleyin Airbus'ı satarken iyi, Boeing'i satarken iyi, onları Amerikalı ve İngiliz pilotları yollarken iyi ama iş ticaretine bunlar ticareti yükseltmeye başladı mı, gelirlerini, pazar paylarını yükseltmeye başladı mı, yok bize uçma. Böyle bir şey yok. Yani havalimanı havacılıkta zorlama olmuyor maalesef. Çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. TAV grubu CEO'su Sani Şener'le gündemdeki bu önemli konuyu konuştuk ve güvenliğin ne kadar Türkiye'de ileri olduğu, güvenlik konusunda hiçbir zafiyetin olmadığı konusunda cümlelerini duyduk. Uludağ Ekonomi Zirvesi'nden yayınlarımız devam edecek.